ya. Bilmiyorum bu söz çok geliyor bana bugün. Yaşam veren. Yaşam veren. Yani bunu bunu biliyorum. Kafadan uydurmadığımı. Yani bu Tanrı'nın sözü olduğunu biliyorum. Çünkü yani kafamı nasıl çalıştığını da biliyorum. Ve Tanrı'nın nasıl konuştuğunu biliyorum. O yüzden bugün bazı ölü durumlar yaşam bulacak İsa'nın ismiyle. Bazı umutsuz durumlar yaşam bulacak İsa'nın ismiyle. Bazı Ölü, ölüler dirilecek. Amin. Halelüya. Bunu çok yüreğimde hissediyorum bugün. <laughs> Halelüya. Dua edelim şimdi. Teşekkür ediyorum Rabbim sana. Öncelikle senin sözün için teşekkür ediyorum Rabbim. Senin sözün yaşam kaynağı. Senin sözün iki ağızlı kılıçtan daha keskin ve derinlere işliyor Rab. Senin sözün muhteşem bir tohum. Teşekkür ediyorum Rabbi. Bu Tohum bugün bütün iyi topraklara ekilecek ve 30 kat, 60 kat, 100 kat ürün verecek. Teşekkür ediyorum Rab sözün için. Ve mesedişin için Rab, bütün bu zaman boyunca mesedişin etkili olacak. Teşekkür ediyorum Rab, benim ağzımdan konuşuyorsan ismiyle. Amin. Haleluya. Biliyorsunuz pastör Güçlü, Kusar, Pastor Güçlü Ruh'un meyvesi hakkında bahsetmişti. Burada birkaç hafta boyunca. Ve ben böyle hissediyorum. Biraz daha ayrıntıya girmem gerekiyor. Ruhun dokuz tane meyvesi var biliyorsunuz. Ve bana kalsa ben dokuz haftada o dokuz meyveyi anlatırım. Çünkü bunlar çok önemli. Ruhun meyvesi çok önemli. Özellikle son günlerde ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Ve daha da geliştirmemiz gereken şeyler. Şimdi ki zor durumlarda biz bunların üstesinden gelebilmek için bu ruhun meyvelerini bayağı kullanmak durumunda kalacağız. Ve ruhun meyvesi Galatyalılar 5. bölüm 22. 23. ayetlerde yazıyor. Şöyle söyleyeyim, ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Kitab-ı Mukaddes'te diyor ki ruhun semeresi yani ruhun meyvesi sevinç, sevgi, sevinç, selamet, esenlik yani tahammül. Tahammül diyor. Sabır diyor öbür e, çeviride. Sabırla tahammül arasında fark var. Tahammül bir şeye tahammül etmek, değil mi? Bazen bazı şeyleri tahammül etmek zorunda kalabiliyoruz. Sabır biraz dayanmak anlamına geliyor. Dayanmak hani dayan ve geçecek bu. Dayan ve geçecek bu sabır. Ama tahammül kitap mukaddesi diyor bazı şeyler gelecek ve bu, bu tür şeylere tahammül etmek zorunda kalacaksın. Ve bu da bu ruhun meyvesinden birisi. Tahammül sabırdan daha kuvvetli bir anlamı var. Sabır bazen beklemek anlamına ge gelebiliyor ama tahammül katlanmak anlamına geliyor. Lütuf, iyilik, sadakat diyor. Ee, mesela bu yeni çeviride diyor ki um, bağlılık. Kitab-ı Mukaddes'te diyor sadakat. Daha açıklamak için bu bağlılığı, sadakat. Sadaketin daha bir kuvvetli anlamı var bağlılıktan. Bağlılık deyince düşünüyorum neye bağlı olacağız yani. Bağlılık nasıl bir şey. Ama sadakat deyince daha iyi anlaşılıyor. Sadakat, sadık olmak. Ve hilim diyor, yumuşak huyluluk. Ve zaptı nefistir. Nefsi zapt etmek. Yani bu da öz denetim. Ve diyor ki bu, bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur. Yani bu tür şeyleri yasaklayan hiçbir yasa yoktur. Dolayısıyla dokuz tane ruhun meyvesi var. ...bunu diyebiliriz ki... ...sevgi, sevinç, esenlik, sabır... ...tahammül... ...şefkat, iyilik, bağlılık... ...yani sadakat... ...yumuşak huyluluk ve özdenetim. Ve hepsini ben... E, ...bir günde... Anlat, ...anlatamayacağıma göre... <laughs> ...bir tanesini seçmek istedim. Ve... E, ...kutsal kutsal ruha sordum. Ve... E, ...bana dedi ki sadakat hakkında... Anlatmanı istiyorum çünkü bu çok önemli Sadakat Sadakati anlamak e, gerekiyor İmanlılar olarak sadakat nedir Yani sadakat hakkında Bir fikrimiz var ama Kutsal kitaba bakarak sadakat nedir Anlamamız gerekiyor Ve sadakati nasıl Bu sadakat meyvesini nasıl Geliştirebiliriz Bu, bu yönde pratik e, Çözümler vermemiz gerekiyor kutsal kitaptan Ki böylece sadakat Meyvemiz artabilsin Amin. Şimdi Matta 25 20, 25. bölümde emanet para benzetmesinden bahsediyor. Bunu okuyalım. Çünkü görmenizi istiyorum. Rab sadık olanları nasıl ödüllendiriyor? Diyor ki 14. ayet Göksel egemenlik yolcular çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine, be, birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Şimdi bunu sadece kutsal kitaptaki bir hikaye olarak görmeyin. Çünkü bu adamların hepsi bizi temsil ediyor. Rab hepimize, kimimize bir, kimimize iki, kimimize de beş talant verdi. Yani ne demek bu? Hepimize Rab bir şey verdi, bir yetenek verdi, bir armağan verdi. Hepimize. Çünkü burada diyor ki hepsine, o adamların hepsine ve biz imanların hepsine Rab kimimize bir, kimimize iki, kimimize beş çeşit armağan verdi, yetenek verdi. Bakalım şimdi adamlar ne yapmış? Beş um, Beş talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. Demek ki beş talant alan bu beş yeteneğe sahip olan diyelim bu beş yeteneğini de geliştirdi ve beş tane daha yetenek üstüne ekledi. On tane yeteneği oldu. Yeteneği kullanarak gelişir çünkü. Ve geri geldi. Bir talan alan İki talan alan da iki talan daha kazandı. Demek iki tane yeteneği varmış ve ikisini de Rab için kullanmış ve iki tane daha talan kazanmış. Dört talant olmuş ve geri geliyor. Bir talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Bir talantı olan belki düşündü az bir şeyim var. Kullanmayacağım, işletmeyeceğim. Bana kalacak. Bana kalsın. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana beş talant emanet etmiştin, bak beş talant daha kazandım. <laughs> Ama bunu böyle söylemiyor tabii Efendimiz. Bak ben bana beş talant vermiştim, beş talant daha kazandım. Efendimiz beş talant vermiştin bana, bak gittim beş talant daha kazandım. Şimdi getirdim sana on talant. <laughs> Sözü canlandırmak lazım. <laughs> Efendisi ona aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sadece iyi değil, aynı zamanda güvenilir. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de senin büyük işlerin başına getireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Biliyorsunuz şenlik sevinçli bir yer değil mi? Gel efendinin şenliğine katıl. Amin. İki talan alanda geldi, Efendimiz dedi bana iki talan emanet etmiştin Bak iki talan daha kazandım. O da iki tane talantı var ama iki tane talanla sadık olmuş. İki tane daha talant getirdi Ay ki Efendimiz bak iki talan vardı bana vermiştim. Ay iki talan daha getirdim. Şimdi dört talantım oldu ve bunu sana getiriyorum. Ve o dedi, efendisi ona aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. A -a -a. <laughs> Amin. Ve imanlılar olarak hepimiz bunu duymak istemez miyiz? Evet. Bir gün öbür tarafa gittiğimiz zaman, efendinin karşısına geçtiğimiz zaman, aferin, iyi ve güvenilir olan sadık kulum. Gel, Efendinin şenliğine katıl. Bunu duymak istemez miyiz? Hepimiz değil mi? O yüzden sadakat meyvesini geliştirmek isteriz değil mi? O yüzden imanların hepsi sadakat meyvesini geliştirmeli bu dünyadayken. Ki böylece oraya gittiğimiz zaman gel efendinin şenliğine katıl. Aferin, iyi ve güvenilir köle. Bunu, bunu duyalım. Amin. Sonra bir talan alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyorum. Ekmediğin yerden biçer. Harm sert bir adam olduğunu nereden biliyor bir kere öncelikle? Yani bu onun fikri. Yani bunu okuyup da işte Tanrı'nın sert biri olduğunu anlamayalım buradan. Öyle düşünmüş. Senin sert bir biri olduğunu biliyorum. Ekmediğin yerden biçer. Harman savunmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. İşte al paranı. <laughs> i̇şte al paranı. <laughs> yani bu kişi Rab ona belki az bir şey verdi ama bu az bir şeyi gideyim, çoğaltayım diye düşünmüyor. Belki düşünüyor. Diyor, az bir şeyim var. Tamam. Belki bir işe yaramayacak, pek fazla bir fark yaratmayacak. Dolayısıyla ben bunu gömeyim en iyisi içime, bende kalsın, işletmeyeyim, çoğaltmayayım. Hiçbir şekilde kullanmayayım ve dursun yani. Rab hesap sorunca da ona derim işte tamam burada senin talent Ama başına geleceğini bilmiyor. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Hem kötü hem tembel. Tembel oldu zaten belli. Hiç Tanrı'nın verdiği şeyi işletmediği için. Ama aynı zamanda kötü diyor, kötü. Ve ne diyor? Bunu işletmeliydin, bunu çoğaltmalıydın. Senden beklediğim şey buydu. Çünkü bunun için sana bu yeteneği verdim. Çoğalt diye, işlet diye üstüne daha ekle diye. Ve geldiğimde de fazlasıyla bunu geri alabilirdim. Hadi elinden onun bir talantı alın ve elinde çok olanı verin. Niye? Çünkü çok olan onu işletti, çoğalttı. Ve diyor ki kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Rabbin size bunu demesini istemezsiniz, değil mi? Şunu yararsız şeyi diş gıcırtısı olan yere atın. Bu çok korkunç bir şey ama bu adamın başına neden geliyor? Sadece ve sadece Rabbin ona verdiği yeteneği kullanmadığı için. Gömdüğü için başına geliyor. Bu aslında biraz böyle insanı uyandıran bir şey düşünce. Benim başıma gelmesini istemem. Değil mi? Ama şunu gördüm. Yeteneklerini kullanmayan imanlılar bunları yitiriyorlar. Bir müddet sonra. Kullanmadıkları için bir müddet sonra yitiriyorlar. Yani bu gerçek bir şey. Ama biz sadık olanların örneklerine bakalım. Ki böylece anlayalım. Kutsal kitapta sadık olan insanlar nasılmış, neler yapmışlar, nasıl sadık olmuşlar amin ki böylece bundan öğrenelim. Mesela Daniel kitabı 6. bölüm 1. ayetten itibaren Daniel'in örneğini veriyor bize. Diyor ki Darius bütün ülkeyi yönetecek 120 satrap atamayı uygun gördü. Bunların başına da biri Daniel olmak üzere 3 bakan atadı. Krala zarar gelmemesi için bakanlar satraplardan hesap soracaklardı kendisinde bulunan olağanüstü bir ruh sayesinde Daniel öbür bakanlarla satraplardan üstün olduğundan kral onu bütün ülkenin başına atamayı tasarlıyordu. Bunun üzerine öbür bakanlarla satraplar Daniel'i ülke yönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladılar. Ancak ne suçlanacak bir yanını ne de bir yanlışını buldular. Çünkü Daniel güvenilir, sadık burada biriydi kendisinde hiçbir eksik ya da yanlışlık bulamadılar. Şimdi burada diyor ki Daniel kendisinde bulunan olağanüstü bir ruh, olağanüstü ruh sayesinde öbürlerinden farklıydı. Şimdi olağanüstü ruh kelimesi İbranicede bu anlama geliyor. Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan. Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan Şimdi günümüzde de her kilisede nereye giderseniz gidin. Hangi ülkeye giderseniz gidin. Benzerler arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan sadık kişileri görürsünüz. Bunlar belledirler. Her zaman kilise deldirirler. Her zaman hizmet ederler. Her zaman sadıktırlar görevlerine. Ve diğerleri. <laughs> <laughs> Onlar ve diğerleri. Yani e, her zaman sadık olan, hizmet eden, her zaman görevin başında olan, dakik olan, erken giden, erken e, e, herkesten sonra ayrılan bu hizmet eden kişiler ve bu yeteneklerini kullanan kişiler ve diğerleri. Diğerleri kim? Diğerleri de sadece e, diğerleri ikiye ayrılıyor aslında. <laughs> diğerleri. Sadece pazardan pazar misafir gibi giden insanlar, öbürleri de e, arada sırada kiliseye giden gitmekle işte yetinen insanlar. Dolayısıyla bu her kilise de var. Yani bu burada pastör olarak bunların kimler olduğunu böyle <laughs> göstermeyeceğim. Tabii ki sizi tanıyorum. Ama burada anlatmaya çalıştığım şey şu: Hepimiz Rab'den aferin, iyi ve güvenilir. Olduğunu ispatladın. Sözünü işitmek isteriz. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu sadakat meyvemizi de geliştirmemiz gerekiyor. Bu sadakat meyvesini geliştirmeyi içten bir şekilde arzulamamız gerekiyor. Ki böylece Daniel gibi göze çarpan ve benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan sadık kişiler, güvenilir kişiler olalım. Çünkü kutsal kitapta Daniel'i sadık güvenilir kişi olarak yazmış. Yani Rabbin bizim hakkımızda da böyle düşünmesini isteriz. Öyle değil mi? Bırakın pastörün, bırakın başka insanın sizin hakkınızda ne düşündüğü hiç önemli değil. Gerçekten değil. Başkası benim hakkında ne düşünüyor gerçekten önemli değil. Çünkü inanın bana sizin hakkınızda iyi düşünen kişiler olduğu gibi sizin hakkınızda kötü düşünen insanlar da olacaktır. Bu garanti. Ama başkasının ne düşündüğü önemli değil. Hiç değil. Ama Rabbin bizim hakkımızda ne düşündüğü çok önemli. Öyle değil mi? Ve Rabbin biz, bize ve Daniel'i nasıl kaydetmiş sadık ve güvenilir bir kişiydi. Ve Rabbi, Rabbin de sizin hakkınızda böyle düşünmesini istemez misiniz? Sadık ve güvenilir bu kişi. Ve tabii ki böyle olduğu zaman mutlaka bunu kıskanan insanlar da olacaktır. Daniel de diyor ki, Daniel ülke yönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladı. Daniel'i suçlamak için fırsat kollamaya başladılar. Ancak ne suçlanacak bir yanını ne de bir yanlışını bul bulabildiler. Yani hem iyi bir kişi, hem güvenilir bir kişi, hem sadık bir kişi. Bu olarak hiç kendisine hiçbir eksiklik olmadığını ve sadık ve güvenilir olduğunu kanıtladı. Hani bir şu şu var yani şu farklı. Sadık olmak var. Bir de güvenilir olmak var. Şimdi her sadık kişi güvenilir değil. <laughs> Aklınızı dağıtacağım belki ama her sadık kişi güvenilir değil. Yani sadık kişi her zaman doğru olanı yapan kişi ama yüreği doğru değil. Bu, bunun arasında da fark var sadık olan kişi her zaman doğru olanı yapması gerektiğini yapar. Dışar dıştan yani tamamen hiçbir fark göremezsin başka sadık ve güvenilir kişi arasında dışarıdan. Ama güvenilir olmak yürek meselesi. Sadık kişi yapar ama güvenilir olmayabilir. Belki başınıza gelmedi. <laughs> ama sadık ve güvenilir. O yüzden ikisini bir arada kullanayım. Sadık ve güvenilir olarak Tanrı'ya kendimizi ispatlayalım. Amin. Daniel'deki bu da onu diğerlerinden ayıran bu özellikti. Yani Daniel'in hayatını çalışabilirsiniz bu konuda sadakat hakkını öğrenmek için. Süleyman özdeyişleri 20 ve 6. ayet diyor ki insanların çoğu vefalıyım der. Değil mi? <laughs> Kime sorarsanız sorun ya ben sadım. Hiç ben sadık değilim diyene duydunuz mu? <laughs> ben hiç sadık değilim, hiç güvenilir bir insan değilim. İnsan bu yani bu benim sözüm değil. Kutsal kitapta diyor ki insanların çoğu vefalıyım der. Ama sadık birini kim bulabilir? Tanrı diyor, insanların herkes, herkes sadık, ben sadık biriyim der ama sadık birini kim bulabilir? Bu eskiden de böyleyse şimdi çok daha kesin değil mi? <laughs> Bu yüzden sadakat meyvemizi geliştirmemiz gerekiyor. Mezmur 111 6'da diyor ki Tanrı diyor ki gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak. Yanımda oturmalarını isterim. Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. Yani Tanrı diyor ki gözüm Ülkenin sadık insanları üzerinde olacak. Yani gözüm sadık insanların üzerinde olacak. Yani bir kere sadık olduğunuz mu Tanrı'nın gözü sizin üzerinizde. Ne demek bu? Bir şeyi birden fazla dua etmeniz gerekmiyor. Bir kere söylemeniz yeter. Çünkü Tanrı'nın bütün dikkati sizin üzerinizde. Sadık ve güvenilir olarak kendinizi ispatladığınız için Tanrı'nın gözünde. Dediğim gibi insanları boş ver. Tanrı'nın gözünde kendinizi sadık ve güvenilir olarak ispatladığınız zaman bir kere Tanrı'nın gözü sizin üzerinizde. Tanrı kendisi diyor, gözüm onun üzerinde olacak. Bütün dikkati sizin üzerinizde. Bir kere söylemeniz yeter Tanrı'dan bir şey istediğiniz zaman. Amin. Haleluya. Tanrı bu karakteri arıyor insanlarda. Sadık ve güvenilir olmak. Şimdi bakalım nerelerde sadık olmamız gerekiyor? Yani sadakat meyvesinin işlevleri nedir? Sadakati nerede kullanıyoruz? Nerede kullanmamız lazım? Bu meyveyi. Amin. konu aslında o kadar önemli ki. Bir anladınız mı ve bu bir bu meyveyi bir geliştirmeye başladığınız zaman hayatınızda muhteşem şeyler göreceksiniz. Muhteşem şeyler. Şimdi birincisi Tanrı'nın Tanrı kendisine verdik kendimize verdiği, bize verdiği şeylerle sadık olmalıyız. Sadakat meyvesini burada göstermemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize verdiği şeylerle sadık olmalıyız. Nedir Tanrı'nın bize verdiği şeyler? Herkes için farklı ama genelde insan Tanrı'nın bize verdiği şeyler nedir? Ailemiz, değil mi? Çocuklarımız ve sahip olduğumuz her şey. Neye sahipsiniz? Belki aza sahipsiniz, belki çoğa sahipsiniz. Fark etmez, hiç fark etmez. Sadece sahip olduklarımızla sadık olmamız lazım. Yaratılıştan beri Tanrı bunu istiyor bizden. Yaratılışta Diyor ki Yaratılış 2. Iki, bölümünde göğün ve yerin yaratılış öyküsü diyor. Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Ha harika değil mi? <laughs> Hiç sulamayacak. Hiç sulamadılar. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suladı. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Adem'e Aden bahçesi verdi. Adem'e kendi bölgesini verdi ve oraya bakmasını istedi. O, o bölgeyle sadık olmasını istedi ve Adem'i oraya yerleştirdi. Dolayısıyla Adem'den bakmasını istediği yerde sadık olmasını istedi. Adem'e verdikleriyle sadık olmasını istedi. Ki böylece Adem o bahçeye baksın, o bahçeyi sulasın, çoğaltsın ve sadakatini göstersin. Tabi Adem böyle yapmadığı için Adem bahçesini yitirdi. Yani sahip olduklarımızla başta sadık olmamız lazım. Çünkü bazen sahip olup da hafife aldığımız şeylerden sadık olmazsak yitirebiliriz bunları. Bu çok önemli. Bu ruhsal açıdan da önemli. Rab bazı ruhsal armağanlar verdi size. Bunlarla sadık olmamız gerekiyor. Ve bu ruhsal armağanları kullanmadığımız zaman da bu ruhsal armağanlar yavaş yavaş Gidiyorlar bizden. <laughs> sadık olarak bütün bu e, Rabbim bize verdiği şeylerde kend sadık olmamız gerekiyor. Amin. Çünkü diyorum ki sadık olmazsak gerçekten Rabbim bize verdiği şeylerle bunları yitirebiliriz. Bu ciddi bir şey. Ciddi bir şey. Süleyman öz, özdeyişleri diyor ki 28 20 güvenilir kişi bolluğa erer. Amin. Güvenilir kişi bolluğa erer. Yani herkes bu dünyada bolluğa erişmek istiyor bir şekilde ve her türlü yolu deniyorlar ve e, bütün çevresinde ne görüyorsa bütün o, bütün o yolları deniyor onu bunu kandırarak onu bunun üstüne tepesine çıkarak bir yere varmaya çalışıyor. Ama Tanrı'nın sözüne göre diyor ki güvenilir kişi bolluğa erer. Ve biliyor musunuz Tanrı güvenilir kişiye bolluğa erdirdiği zaman bu bolluğu kimse elinden alamaz. Bu Tanrı'nın bereketini kimse elinden alamaz. Ama ne? Güvenilir ol, olduğunu bir insan ispatlaması için zaman gerekiyor değil mi? Dolayısıyla Tanrı'nın verdiği bolluk, zenginlik bir anda, bir gecede olan şey değil. Güvenilir olduğumuzu ispatladığımız sürece ee, çoğalan bir şey bu. Bolluk. O yüzden şöyle diyebilirsiniz, ben Tanrı'ya güvenilir ve sadık olduğumu ispatladığım sürece, yani bu meyveyi geliştirdiğim sürece bolluğum artacak. Tanrı'ya göre. Ama insanların gözünde tabii ki en kolay yoldan nasıl para kazanırsın, o zaman sen bolluğa sahipsin. Ama Tanrı'nın sözüne göre diyor ki güvenilir kişi bolluğa erer. Dolayısıyla Tanrı'nın gözünde bu sadakat meyvemi geliştirdiğim sürece, arttırdığım sürece aynı ölçüde bolluk artacak hayatımda. Amin. Tanrı'nın sözü doğru mudur? Haleluya. Demin söylediğimiz gibi maddada diyor ki elinde olan dan alınacak e, elinde olmayandan alınacak ve elinde olana verilecek. Anlıyor musunuz bunu? Yani ben ilk imanlı olduğum zaman bu bana adaletsizlik gibi geliyordu. Adamın elinde zaten bir tane var. Onu da al. 10 tane olana ver. Yani ne kadar adaletsiz görünüyor. Kulağa öyle geliyor. Ama Tanrı'nın prensibi bu işte sosyalizm değil. Anlatabiliyor muyum? <laughs> yani bunda 10 tane varken, bunda bir tane varken ondakini al işte dört tanesini buna ver eşit olsun. Böyle değil. Böyle düşünmüyor Tanrı. Tanrı böyle düşünüyor. Onda 5 tane vardı. Sadık oldu, güvenilir oldu, kendini ispatladı ve 5 tane daha kazandı. Bunun elinde bir tane vardı. Hiçbir şey yapmadı. elindekile tamamen sadakatsizliğini ispatladı. Dolayısıyla bunun elindekini alınacak ve kendisini ispat edene verilecek. Böylece elinde çok olanın çok daha daha fazlası olacak ve elinde yok olanın yani elindekini de kullanmak istemeyenin hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla ruhsal olarak da böyle. Elinde bir şey yok diye düşündüğü zaman insanlar onu da yet yitiriyorlar. Maddi açıdan da böyle, ruhsal açıdan da böyle. Mesela düşünüyorlar ki işte benim hiç param yok, veremem ki. Ve hiç parası olmadığı o kadarını da yitiriyorlar. Çünkü gerçekten böyle düşünen insan da var yani. Ben de zaten az var, veremem ki. Sonra bakıyorsun o azı da gidiyor. O azı da gidiyor. Ve ruhsal olarak da böyle size aa, İbraniler'de bir ayet daha var. 12, 16, 17'de diyor ki sadık, olm sadık olmamaya karşı bir uyarı var. Ve burada bu Esav'ın örneğini vermiş. Diyor ki Esav sadık olmayarak ilk oğulluk hakkını kardeşi Yakub'a sattı. Onun gibi saygısızlık etmeyelim diyor. Bu Tanrı sözünde diyor ben demiyorum. Esav Sadık olmayarak ilk oğulluk hakkını kardeşi Yakup'a sattı. Onun gibi saygısızlık etmeyelim. Buna benzer bir ayet kral Saul için de geçerli. Diyor ki Tanrı onu İsrail'e kral olması için bereketledi. Ama o sadık olmadığı için Tanrı ondaki mesedişi geri aldı ve yerine sadık olduğunu kanıtlayan Davut'a verdi. Tanrı biliyorsunuz peygamberi gönderdi ve Saul'u meshetmesi için kral olarak Tanrı ona bir görev verdi. Kral olması için ve bu şekilde onu onun ondan beklentisi yani Tanrı'nın Saul'dan beklentisi neydi? Doğru düzgün bir kral olması. Ve onun için mesedilmişti. Ama bunda sadık olmadığı için ne oldu? Ondaki mesediş alındı ve kendisini sadık olarak ispatlayan Davut'a verildi. Yani Tanrı'nın perspektifini anlamamız lazım. Tanrı'nın bakış açısını. Çünkü biz yeryüzünde yaşıyoruz insanlar arasında ve bir dünyasal bir bakış açısı her zaman burada var. Ama tanrısal bakış açısına sahip olmamız lazım. Elinde olandan, elinde olmayandan alınacak ve elinde olana verilecek. Kendisini sadık ve güvenilir olarak ispat edene verilecek. Bu Saul ve Davut örneğinde böyle oldu. Kendisini sadık olmadı. Saul ve Davut sadık oldu ve ona verildi. Krallık. Peki Saul'a ne oldu? 1. Samuel 16:14'te bu meshediş ondan alındığı zaman Saul'a ne oldu? Diyor ki bu sıralarda Rab'bin ruhu Saul'dan ayrılmıştı. Rab'bin meshedişi ondan ayrıldı ve kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu. Yani sadık olmadığı zaman bir insan o oradaki mesediş, oradaki o yetenek hem kaybetmekle kalmıyor hem de yerine kötü bir ruh gelebiliyor ve o kişi fark etmiyor bile. Hangi ruhta çalıştığını, hangi ruhta işlediğini fark etmiyor bile. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve aynı prensibe dayanarak Rab İsa bu sefer sadık olmayanlar hakkında şunu söylüyor. Matta 21.43 diyor ki bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. <laughs> yani Tanrı sadakati ciddiye algılıyor, ciddiye algılıyor. Yani günümüzde gerçekten imanlılarda bile yani sadakati böyle biraz hafife alabiliyoruz. Ama Tanrı ciddiye alıyor bu sadakat olayını. Yani ruhsal olarak da böyle dediğim gibi hayatımızdaki her alan aynı prensibe dayalı. Sadık olduğun zaman çoğalma var. Güvenilir olduğunu kanıtladığın zaman çoğalma var. Ve yeteneklerini kullandığın zaman ve üstüne daha yetenekler koyduğunuz zaman çünkü bir yetenek varsa sizde diyelim ki bir tane yeteneğiniz var bunu kullanmadığınız sürece geliştiremezsiniz iki tane yapamazsınız bir yerde adım atıp kullanmaya başlamanız gerekiyor ki iki tane olsun çoğalsın yani ama bir yeteneğinizi kullanmadığınız zaman bunu yitiriyorsunuz ruhsal olarak da böyle diyelim ki Tanrı size bir ruhsal armağan verdi bunu kullanmadığınız zaman hafife aldığınız zaman ya da bunu da bunu da yitiriyorsunuz. Mesela bir tane örnek vereyim size. Bunu e, bu, bu, bu adamın örneğini Kenneth Segin anlatıyor. Diyor ki Tanrı bir imanlıyı o kadar bir, büyük bir yetenekle bereketlemiş ki bilgi sözü armağanıyla ve baktığı her kişinin içsel düşüncelerini bile okuyabiliyormuş bilgi sözü. Baktı her kişinin ne düşündüğünü biliyormuş. Bu armağanının büyüklüğünden dolayı da karısının her işlediği günahı biliyormuş. Ve bu armağanı artık istemediğini bir arkadaşıyla paylaşmış. Tanrı'nın bunu benden almasını istiyorum çünkü dayanamıyorum. Tanrı da bu istediğini kabul etmiş. Ve bu kişi daha sonra Olgunlaşınca tabii ki yaptığından pişman olmuş ve tövbe etmiş ve armağanı tekrar istemiş. Ama şimdiye dek bu armağan ona tekrar verilmemiş. Yani bundan bizim çıkaracağımız iki şey var. Birincisi sahip olduklarımızın değerini bilmek gerçekten ruhsal yönden her yönden sahip olduklarımızın değerini bilmek ve onlarla sadık olmak. Ve ikincisi de tabii ki ruhsal armağanları gayretle istemek ve hafife almamak. Amin. Çünkü yeteneklerinizle, armağanınızla işlediğiniz sürece arttırabilirsiniz. Ve bununla sadık olduğunuzu kanıtladığınız sürece bolluğa erersiniz. Şimdi ikincisi de şu, sadık olmak Tanrı ile olan ilişkimizi arttırıyor. Bunun örneklerine bakalım. Birincisi dedik ki, Tanrı'nın bize verdikleriyle sadık olmamız lazım. İkincisi, Tanrı Tanrı'yla ilişkimizi yakınlaştırıyor. Bu sadık olmak. Nasıl? Size söyleyeceğim. Çölde sayım 12. bölümde 5 ve 8. ayetlerde diyor ki Rab bulut sütunun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harun'la Miriam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken Rab onlara seslendi. Sözlerime kulak verin. Eğer aranızda bir peygamber varsa ben Rab, görümde kendimi ona tanıtır, onunla düşte konuşurum. Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. Onunla bilmecelerle değil, açıkça yüz yüze konuşurum. O Rabbin suretini görüyor. Öyleyse kulum Musa'yı yermekten korkmanız mı? Şimdi şunu, şunu görüyoruz burada. Diyor ki Musa hakkında. O bütün evimde sadıktır. Onunla açıkça yüz yüze konuşurum. Diyor ki peygamberlerime düşte konuşurum. Ama sadık olan Musa'yla Musa'nın anlayabileceği gibi belirgin bir şekilde açıkça konuşuyor. Yani imanlar ne kadar sık bir şekilde Tanrı'nın sesini duyamamaktan yakınıyorlar ve bunun için dua istiyorlar. Öyle değil mi? Ve diyorlar ki işte pastor benim için dua et. Tanrı'nın sesini daha net bir şekilde duymak istiyorum. Tanrı'nın sesini daha iyi bir şekilde duymak istiyorum. Bunun için, ben, bunu, bunun için benim için dua eder misin? Tanrı sesini işitmek istiyorum. Bu, tür, bu imanlıların ne kadar sadık olduklarını kontrol etmeleri lazım. Çünkü Tanrı sözünde diyor ki, Sadık olan kulum Musa'yla açıkça yüz yüze konuşurum. Demek ki bir insan sadık olduğunu, güvenilir olduğu ispat ettiği zaman Tanrı onunla açıkça konuşuyor. Yüz yüze. Net bir şekilde sesini duyuyor Tanrı'nın. Yani sadık olmakla Tanrı'nın sesini işitmek birbirleriyle çok alakalı bir şey. İsa da bu şekilde çalışıyordu. Çünkü İsa dedi ki, Yuhanna 5.30'da diyor ki, ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. İsa Tanrı ile o kadar yakındı ki, her karşılaştığı durumda Tanrı'nın açık ve net sesini duyuyor, ona göre konuşuyordu ve ona göre bir yargıda bulunuyordu. Çünkü İsa'yı çok kez denemek istediler. İsa'ya çok kez önüne bir sürü test koydular. Öyle değil mi? Zinada yakalanan kadını getirdiler. Hadi bakalım ne yapacak? Onu test etmek için. İsa nasıl onu test etti? Yani o bilgeliği nasıl aldı ve onu o şekilde yaptı? Tanrı'nın net, açık sesini işitti ve ona göre davrandı. Çünkü İsa'nın kendisi diyor, ben kendiliğimden hiçbir şey yapmam. İşittiğim gibi yaparım. Sonra para konusunda onu sınadılar. Vergi vermek konusunda. Ve o dedi ki, Sezar'ın hakkını Sezar verin. Onu kimden işitti? Tanrı'dan işitti. Net bir şekilde. Se Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Ve söyledi, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. O şekilde İsa ...çalıştı yeryüzünde. Biz de aynı şekilde... ...çünkü İsa Tadık olduğunu, güvenilir olduğunu... ...kanıtladı ve Tanrı'dan size kesin... ...ve net bir ses, şekilde sesini duyuyordu. Yuhanna'da 8.26'da İsa diyor ki... ...sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri... ...yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum. Yani Tanrı'nın sesi çok belirgindi... ...ve aynen baba ne konuştuysa... ...İsa o şekilde söyledi ve o şekilde davrandı. İbraniler 3 1 iki de diyor ki bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim dikkatinizi açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkâini İsa'ya çevirin. Musa Tanrı'nın bütün evinde nasıl Tanrı'ya sadık kaldıysa İsa da kendisini görevlendirene sadıktır. Demin Musa'nın ne kadar sadık olduğunu söyledik ya Diyor ki İsa da kendisini görevlendirene sadıktır. Bunu örnek alın diyor. İsa'nın Tanrı'nın sesini çok net bir şekilde işitmesi direkt olarak ne kadar sadık olduğuyla doğru orantılıydı. Kutsal kitaba göre böyle yazıyor. İsa sadık olduğunu ve Musa sadık olduğunu kanıtladı. Musa ile yüz yüze konuşuyor, İsa direkt sesimi işitiyor ve ona göre konuşuyor ve ona göre yargılıyor. Tanrı sadık olmayana konuşmaz. Neden? Çünkü Tanrı konuştuğu zaman itaat bekler, değil mi? Sadık olmayan itaat etmeyeceği için Tanrı sadık olmayana konuşmaz. Çünkü Tanrı, aa ben Tanrı bana bu bunu konuştu, bunu konuştu diye ortalıkta dolanacak birine değil, konuştuğu zaman itaat edecek birine konuşur. <laughs> Biz insanlar olarak, yani bazen bildiğimiz halde bu kişiye şunu söylesem bile yapmayacak, gene de gidip söylüyoruz. <laughs> Düşünüyoruz hani bunu söylesem yapmayacak biliyorum ama gene de gidip söylüyorum işte. Biz bunu yapıyoruz ama Tanrı bunu yapmıyor. Tanrı biraz daha mantıklı çünkü. <laughs> Tanrı sözünü dinlemeyecek olana, itaat etmeyecek olana konuşmaz. Çünkü Tanrı işte dediğim gibi ben Tanrı sesini duydum. Tanrı bana şöyle söyledi. Tanrı bana böyle söyledi diye ortada dolaşacak insana değil. Söylediği zaman itaat edecek insanı arıyor. Ve o kişiyi bulduğu zaman da diyor ki gözüm onun üzerinde. Yani bütün dikkatim onun üzerinde ve bir kere dua etmesi yeterli bir şey için. Ve Tanrı'nın sesini net olarak işitebilmemiz de ne kadar sadık olduğumuzla doğru orantılı kutsal kitaba göre. Anlıyor musunuz şimdi sadakat meyvesini geliştirmenin ne kadar önemi var? Hani Galatyalılar'da okurken bağlılık, sevgi, sevinç böyle gidiyoruz ama Bağlılık üzerinde kaç saniye durup düşünüyoruz. Onun için bütün bugünü bağlılık üzerine konuşmak istediğim salakat meyvesini, bu bağlılık meyvesini geliştirmenin bu kadar çok önemi var. Tanrı'nın sesini net işitmek ve bolluğa erişmek için. Çünkü Tanrı gerçekten birisiyle konuştu mu yapmayacak zamanını boşa harcamaz. Konuşmaz ama sadık olan kişiyle onun anlayabileceği gibi konuşur. Mesela bazı imanlar diyor ki işte şöyle şöyle bir şey hissediyorum ama tam net değilim. İşte ama işte dediğim gibi sa sa sadakat ayarını tam ayarladığı zaman Tanrı'nın sesini de netliğini ayarlamış oluyor. Kutsal kitaba göre. Net işitmek için sadakat meyvesinde o kadar iyi ayarını ayarlamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani faydalı oluyor mu bütün buna? Hepsi bir bura gidiyor ama <laughs> bu çünkü zamandan dolayı ama bu çok önemli yani bunu almanızı istiyorum. Hayatımızda bu meyveyi geliştirdiğimiz sürece demek ki bolluğa erişeceğiz. Ve Tanrı'nın verdiği bolluğu kimse sizin elinizden alamaz kendi gücünüzle, çabanızla, alın terinizle belki bir şeyleri kırarak, geçir, geçirerek bir şeyler sahip olabilirsiniz ama bunları yitirebilirsiniz. Veya hırsız gelip bunları çalabilir. Ama Tanrı'nın size verdiği bolluğu kimse sizden alamaz. Hiç kimse. Süleyman'ın özdeyişleri diyor ki güvenilir kişi bolluğa erer. Yani neden herkes bir anda zengin olmuyor iman ettikten sonra? Çünkü güvenilir olduğunu ispatlaması lazım. Bu da bir süreç. Bu da bir süreç ve güvenilir olduğunu ispatladıkça yavaş yavaş bolluğa erişiyor. O yüzden bu meyveni geliştirmek hayatımızda çok önemli. Üçüncüsü de bu sadakat meyvesini geliştirmemizin önemi. Sadık olmak babayı hoşnut etmenin sevincini tatmamızı sağlar. Çünkü bütün imanlar bir gün Tanrı'nın karşısına çıkacak. Ve yaptıkları için hesap verecekler. Tanrı'dan aferin, iyi ve güvenilir şöyle gel ve şenliğime katıl demesini her imanlı ister öyle değil mi? Evet. Ve bu büyük bir sevinç olacak İki taraf içinde hem Tanrı içinde büyük bir sevinç hem de o kişi içinde büyük bir sevinç kendini sadık olarak ispatladığı zaman ve Tanrı'yı hoşnut etmenin sevinci bu yani müthiş bir şey yani şöyle düşünün yani bir kişiyi bir kişiye armağan veriyorsunuz veya bir kişiyi onurlandırıyorsunuz. Bu ne kadar büyük bir sevinç? Bunu yaşıyorsunuz, tadıyorsunuz. Birisine veriyorsunuz ve çok hoşunuza gidiyor. O kişiyi sevindirmek. De düşünün Tanrı'yı sevindirmek, Tanrı'yı Tanrı hoşnut etmek. Ne kadar hoşunuza gider? <laughs> Tanrının sizden hoşnut olduğunu görmek, gözlerinizle. Tanrının sizden hoşnut olduğunu görmek ne kadar hoşunuza gider. Ve Yohanna diyor, Yohanna da 8:29'da İsa diyor ki, ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. İsa kendisi örnek verdi bunu, kendisi kendini örnek verdi bize. Ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. Yani diğer bir deyişle İsa her zaman sadıktır. Ve bunu ispatlamıştır. Çünkü her zaman Tanrı'yı hoşnut edeni yaptığını söylüyor ve Tanrı yapmamızı istediği şeyle sadık olmamızı istiyor. Yani um, belki biz düşünebiliriz ki işte ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım ve bunlarda sadık olacağım. Ama acaba Tanrı senden onları mı yapmanı istiyor? Yoksa gerçekten Tanrı bizim sadık olmamızı istediği şeyle mi sadık olmamızı istiyor? Anlatabiliyor muyum? Tanrı'nın bizden sadık olmamızı istediği bir şey var veya bir şeyler. Ama bir de bizim belki düşündüğümüz şunu 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 yapacağım ve bununla sadık olacağım ve bununla Tanrı'yı hoşnut edeceğim. Kendi planlarımız yani ve kendi planlarımıza sadık olup <laughs> Tanrı'yı hoşnut etmeyi planlıyoruz. Ve Tanrı'nın karşısına çıktığımız zaman işte Tanrım senin için şunları yaptım, senin için bunları yaptım, senin için onları yaptım, senin için bunları yaptım. E, öyle değil mi? Öyle bir ayet bile var. İsa senin için şunları yaptık, bunları yaptık, bunları yaptık. İsa diyor, ben sizi tanımadım ki. Yani ne demek ben senden onları yapmanı istemedim ki. Ben senden yapmamı istediğin şeyleri biliyorsun. Ama sen onları yapmak yerine onlarla sadık olmak yerine sen daha kolayına kaçtın ve daha başka şeylerde sadık olmaya çalıştın. Bir de bu var yani bu da başka bir konu. Tanrı bizden sadık olmamızı istediği şeyler konusunda sadık olmamızı bekler. Bizim belirlediğimiz, seçtiğimiz işte bunları yapacağım, bunlarla sadık olacağım konusunda değil. Anlatabiliyor muyum? Herkes böyle bakıyor ama anlıyor mu acaba? bu, <laughs> bu anne anlama geliyor. dinliyorum çok 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 dinliyorum ya da çok hızlı konuşuyorsun anlamına geliyor. İkisinden birisi. <laughs> Ya da hiç, hiçbir şey kaçırmamak için dikkatle dinliyorum gibi. <laughs> Faydalı oluyor mu? Evet. <laughs> Şimdi sonuca gelelim. Sonuç şu. Sanıyorum şimdiye kadar sadakat meyvesini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu anladınız değil mi? Şimdi sadakat meyvesini nasıl geliştirebiliriz? Çünkü bunu da önemli. Şimdi Pastör sen anlattın da ben anladım da sadakat meyvesini geliştirmem gerekiyor. Sadakat meyvesini geliştirdiğim zaman Tanrı'nın sesini daha net işitecekmişim. Tanrı'dan bolluğa kavuşacakmışım. İşte Tanrı'dan aferin iyi güvenilir. Gel şenliğime katıl işitecekmişim de ben bu sadakat meyvesini nasıl geliştirebilirim yani pratik olarak? Bunları size söyleyeceğim. Bu sadakat meyvesini pratik olarak nasıl geliştirebilirsiniz ve bundan sonra sorumluluk size ait. <laughs> Çünkü bir şeyi bilmemekte yapmamak var ama bilince yapmamak o size kalıyor. <laughs> tamam mı? <laughs> Hayır yani bazen gerçekten imanlar bilmeden bazı şeyler yapmıyorlar. Ama biz öğretiyoruz o zaman biliyorlar. Yapmıyorlarsa o zaman sorumluluk onlara ama bize için öğretmek gerekiyor. Sarakat meyvesini nasıl geliştirebiliriz? Birincisi, küçük şeylerde sadık olduğumuzu ispat ederek. Küçük şeylerde. Kutsal kitapta böyle diyor. Luka 16.10'da diyor ki, en küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz. Şu anda sahip olduklarınızı bir düşünün. Küçük şeylerde. Herkesin küçük şey anlayışı farklıdır. Herkesin sahip olduğu küçük şey farklıdır. Ben küçük şey olarak neyi görüyorum hayatımda? Ve belki ya her şey farklı, herkes için farklıdır bu. Küçük şeylerde sadık olma. Yani bence kendi inventörünüzü yapın. Değerlendirmenizi yapın sahip olduğum küçük şeyler nelerdir? Ve en küçük şeylerde sadık olduğumu nasıl ispatlayabilirim? Ve böylece sadakat meyvenizi geliştirmede adım atmış ol olacaksınız. Şu anda sahip olduklarınızla sadık olun. Sahip olduklarınızı hafife almayın. Çünkü sahip olduğumuz her şey Rabbimizle zaten vermiş olduğu şeyler. Dolayısıyla sahip olduğumuz şeylerle sadık olmalıyız ve şükretmeliyiz sahip olduğumuz şeylere, şeyler hakkında. Maddi olarak, manevi olarak sadık olduğumuzu kanıtlamalıyız. İşimizde, ailemizde, Tanrı'ya verdiğimiz sözlerde, armağanlarımızda. Bir kere Tanrı'ya bir söz verdiğiniz zaman, biliyor musunuz Tanrı bunu ciddiye alıyor. Yani bazen bazı İnsanlara bir şey söz veriyoruz ve ondan sonra yapmıyoruz ve bazen unutulup gidiyor ve o kişi de zaten az çok bir beklentisi yoktu zaten. O yüzden geçip gidiyor. Bazı mesela birisiyle yolda karşılaşıyoruz. Diyoruz ki ya mutlaka görüşelim. işte haftaya bir gün seni arayacağım. Bir söz değil mi? Ve aramıyorsun ve unutup gidiyorsun. Ve o kişi de zaten düşünüyor yani meşguldür zaten zaten arayacağını pek beklemiyordum falan yani ikiniz arasında da böyle bir anlaşma söz konusu yani sessiz anlaşma. <gülüyor> 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 Ama Tanrı'ya bir şey söz verdiğiniz zaman Tanrı onu ciddiye alıyor dikkatle dinliyor ve ciddiye alıyor ve onu unutmuyor. hiç unutmuyor. Siz belki unutuyorsunuz, unutmuyor. Dolayısıyla Tanrı'ya söz verip vermemek konusunda önce ciddi olmak lazım. Tanrı'ya bir şey söz söz verdiğiniz zaman mutlaka yerine getirmeniz lazım. Bunu yapacağım, bunu yapacağım. Çünkü o sizi ciddiye alıyor. Çünkü neden? Neden sizi ciddiye alıyor? Çünkü sizi size çok önem verdiği için. Sizi çok sevdiği için sözlerinize de çok ciddi önem veriyor. Mesela sizin de çok değer verdiğiniz bir kişiyi düşünün. Size bir, bir şey söylüyor. Siz ciddiye alırsınız değil mi onu? O kişinin sözünü. Çünkü değer veriyorsunuz o kişiye. Dolayısıyla o kişinin sözünü ciddiye alıyorsunuz. Ha, bu kişi böyle söyledi. Benim değer verdiğim kişi böyle söyledi. Dolayısıyla inanıyorum yani. Ona sözü de değer ver değer veriyorsun. İşte Tanrı bu böyle bizi o kadar çok seviyor ve bize o kadar çok değer veriyor ki bir şey söylediğimiz zaman ciddiye alıyor. <laughs> Güveniyor yapacağımıza dair. Beklentisi var diyeyim daha doğrusu bizden. O yüzden Tanrı'ya söz verirken düşünün. Ve armağanlarımızda belki düşünüyorsunuz benim ne armağanım var ki? Yani böyle imanlarla da karşılaştım. Gerçekten farkında değiller. Ne armağana sahip olduklarını fark et, farkında değiller. Ve düşünüyorlar ki ben bilmiyorum ne armağanım var. Yani Tanrı bana göstersin ne armağanım var. Ve böylece ben bu armağanı kullanabileyim. Ben de dedim ki gerçekten dua et o zaman Tanrı sana göstersin ne tür bir armağan var. Çünkü herkese Rab bir armağan verdi herkese bir yetenek verdi. Herkese. Bir kişiye bile vermedi desek o kişiyi ayır, ayırt etmiş olur yani. Değil mi Tanrı? Ayrımcılık yapmış olur yani. Ama Tanrı herkese bir armağan verdi. Herkese bir yetenek verdi. Belki küçük, belki büyük, belki bir tane, belki birkaç tane. Ama bu armağanlarımızda düşünüp dua edersek Tanrı gösterecek sizin armağanlarınızı ve bu armağanlarımızı sadık olarak. Çünkü belki düşünüyorsunuz bu küçük bir şey yani. Ama Tanrı için, Tanrı'nın gözünde hiçbir şeyiniz küçük değil. <laughs> Çünkü o size değer veriyor. Size onu veren, o armağanı veren, o yetenek veren Tanrı'nın kendisi. Ve Tanrı'nın kendisi size bu armağanı, bu yeteneği verdiği için bu armağanı ve bu yeteneği küçümsemiyor Tanrı'nın kendisi size verdiği armağanı ve yeteneği küçümsemiyor. Dolayısıyla Tanrı'nın küçümsemediği şeyi siz küçümsemeyin. Sizin gibi başka hiçbirisi yok dünyada. Hepiniz çok özelsiniz ve hepiniz çok birbirinizden farklısınız. Benzerliğiniz bile yok. Dolayısıyla hepinizi Tanrı'nın gözünde çok değerlisiniz ve hepinize Tanrı bir yetenek, bir armağan verdi ve bununla sadık olmanızı Adem'e verdiği bahçe Adem'e verdiği bahçe gibi bununla sadık olmanızı ve bununla kendinizi kanıtlamanızı istiyor ki sonunda aferin sadık, güvenilir hizmetkarım, gel şenliğimize katıl. İşitebilelim. O yüzden sahip olduklarımız en ufak şeylerde, belki biz ufak diye düşünüyoruz. Sadık olmamız için gerekiyor. Tanrı buna değer veriyor, önem veriyor, bunu önemsiyor. Belki biz önemsemiyoruz ama Tanrı önemsiyor dediğim gibi ve bununla sadık ol olmaya başlayabiliriz. Bu sadakat meyvesini geliştirmenin ilk adımı. İkincisi, maddi konularda sadık olmak. Çünkü, yani kutsal kitapta diyor ki bir kişi hem paraya hem tanrıya tapamaz. Birinden birini küçümser. Şimdi diyeceksiniz tabii kimse paraya tapmaz ki. Ya da böyle aşırı insanlar vardır. Yani paraya tapıyor olabilir. Tanrı'yı önemsemiyor olabilir ama tabii ki aramızda kimse tanrıya kimse paraya tapmıyor diye düşünebilirsiniz ama şu var kendinizi de, e, test yapabilirsiniz yani tar paraya mı tapıyorum, Tanrı'ya mı tapıyorum. Hayatınızda hangisi öncelik sırasına geçiyorsa ona tapıyorsunuz demektir. Hayatınızda hangi hangisi öne geçiyor? Öncelik sırasında birinci sıraya yerleşiyor ve hangisi ikinci sırada kalıyor? Mesela Şeyde, Luka'da 16. 16. bölüm 11. ayet diyor ki dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz gerçek serveti size kim emanet eder? Bununla para paradan bahsediyor. Yani dünyanın aldatıcı serveti bu para. Ve bununla güvenilir değilseniz gerçek serveti size kim emanet eder? Ve dünyada insanın paraya olan sevgisinden başka insanı Tanrı'dan uzaklaştıracak daha büyük bir unsur yok. Çünkü her şeyden Tanrı, her şeyden insan vazgeçebilir. Ama paraya gelince orada bir yürek tutunuyor. Luka'da 16-13'te diyor ki hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven, parayı seven Ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz. Ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Şöyle düşünün. Hayatınızda bir gurur varsa ve hayatınızdaki bir şeyle gurur duyuyorsanız, kutsal kitapta diyor ki Tanrı'ya bu iğrenç geliyor. Yani iğrenç nasıl bir şey biliyor musunuz? Tanrı o gururunuza baktığı zaman böyle hissediyor sizin hakkınızda. Mide bulandırıcı bir şey. Bunu bunu ben hissettim biliyor musunuz? bu ruhsal mide bulantısı yani anlatamam size tarif edemem yani Tanrı bunun esinini bana verdi diyeyim birisine birisinin gördüğüm zaman gururlu bir şekilde bir şeyden gururlanıyor yani gerçekten midem bulandı ama yani çok kötü bir duygu ya biliyorsunuz yani mide bulantısı ne kadar kötü bir duygu ...iştahınız kesiliyor... ...hiçbir şey yiyemez hale geliyorsunuz... ...her an kusmak istiyorsunuz... ...yani çok kötü bir duygu bu... ...ve... ...aklım düşünüyor yani... ...hiçbir sorunum yok fiziksel olarak... ...kötü bir şey yemediğim ne bileyim ben yani... ...fiziksel olarak hiçbir problem yok ama... ...midem bulanıyor ve... ...yani kusacak gibi hissediyorum... ...onun gururunu gördüğüm zaman... Geç, ...geçmişte bir şey... Yani Rabbe şükrediyorum ki her her gururu görünce böyle olmuyorum. <laughs> Ama şunu şunun bilincine vardım. Yani Tanrı böyle hissediyor. Bir, i̇nsan bir şeyle gururlandığı zaman Tanrı Tanrı'ya iğrenç geliyor. Tanrı'nın midesini bulan. O yüzden işte Tanrı diyor ya ya soğuk olun. Anlayayım yani. Tamam sen günahkarsın. Günahkar ne yapar? Günah işler. Git ve işle. Ya da sıcak ol. Tanrı için adanmış, sadık, güvenilir, dürüst ama ılık olma. Ilık olursan seni midemden kusacağım. Yani ılık imanlar insanın midesi işte Tanrı'nın midesini bulandırıyor. Yani gerçekten şunu düşünün. Yani Tanrı'nın size baktığında midesini bulanmasını istiyor musunuz? Yani Tanrı sizi düşündüğü ve size baktığı zaman diye hissedecek bu, bu gerçek bir his Gerçek bir his Ya ne yapayım mahvolur yıkılırsınız yani Tanrı sizin hakkınızı böyle düşünse İğrenç Öyle değil mi hepimiz öyle Tanrı bizim hakkımızı böyle düşünse M Mahvoluruz yani parçalanır. <laughs> Parçalanırız yani yapamayız, kaldıramayız bunu. Kaldıramayız bile. Ama şunu düşünün. Ilık iman hakkında Tanrı böyle düşünüyor. Hayır, ılık olmak yerine tamam soğuk ol. Ne yaparsan yap, git ve devam et kendi bildiğine göre yaşa. Ama sıcak olacaksan sıcak ol. Nereden buraya geldim ben şimdi? <laughs> Para sevgisinden bahsederken buraya nasıl geldim ben şimdi? Para sevgisi olan insanlar sunu mesajlarından rahatsız olurlar. Yani şunu düşünün. Yani kendinizi test edin dedim ya. Bu ikinci madde şeydi para konusunda sadık olmak. Kendinizi test edin. Yani sunu mesajı burada veriliyor ya her hafta. Yani bu, bundan rahatsız mı oluyorsunuz? O zaman yüreğimizi kontrol etmemiz lazım. Neden rahatsız oluyoruz? Sunu mesajı verildiği zaman. Yani şöyle olabilir. Yani buradaki kişi Tanrı sözünden bahsetmiyordur ya. Ya da benim yüreğimde para sevgisi var ki bundan rahatsız oluyor. Eksinden biri yani ortası yok. Ya buradaki kişi kutsal kitaptan konuşmuyor, kafadan atıyor, saçmalıyor yani ne yapıyor? Ya budur ya da yüreğimde bir para sevgisi vardır ki bundan rahatsız oluyorum yani ben. Duymak istemiyorum. İkisinden biri. O yüzden Şöyle düşünün yani sunu mesajlarından rahatsız oluyorsan mutlaka bir sorunum var. <laughs> kutsal kitapta çünkü diyor ki imanlıların iyi işler için birbirini teşvik etmesi gerektiği yazıyor değil mi kutsal kitapta? Bir araya geldiğiniz zaman iyi işler konusunda birbirinizi teşvik edin. Ve sunu mesajları da bun, bunu buna yönelik, teşvik, teşvik etmeye yönelik. Ne yani birbirimizi bir araya geldiğimiz zaman teşvik ediyoruz daha çok verici olmak konusunda. Çünkü vermek bir mutluluktur diyor Kutsal Kitap'ta. Vermek bu Gerçekten. Yani bu benim benim canlı örnek. <laughs> Verdiğin zaman daha mutlu oluyorsun. Almaktansa. Hani birisi sana bir çiçek verebilir diyelim ki. Yani neyi seviyorsanız artık burada. Birisi size bir şey verebilir ve sevinirsiniz, hoşunuza gider. Ama birisine bir şey verince daha çok sevinirsiniz. <laughs> yani çünkü burada iki kişi sevinç paylaşıyor. Yani hem alan kişi hem veren kişi iki kişi sevinç paylaşıyor. O yüzden daha büyük bir sevinç. O yüzden Kusay Kitap'ta diyor ki vermek almaktan daha büyük bir mutluluk. Yani ve Kusay Kitap'ta diyor ki bir araya geldiğimiz zaman birbirimize iyi işler konusunda teşvik edelim. Bunun için buradayız. Teşvik etmek ve teşvik bulmak için kiliseye geliyoruz. Amin. Dolayısıyla sunu mesajları da sizi teşvik etmek için verilen mesajlar. Dolayısıyla sunu mesajlarına rahatsız oluyorsanız, duymak istemiyorsanız, tabii bu seçiminiz de var, <laughs> başka bir kiliseye gitmek. Ama gerçekten değişmek için, yani Rab'in önüne gidin ve deyin ki, Rab, ben, ben bu kilisede sunu mesajlarından hoşnut olmuyorum hoşuma gitmiyor. Her her hafta sunu mesajı duymak. Lütfen bana konuş. Ya karşıdaki kişi yalan söylüyor ya benim sorun yüreğimde para sevgisi var. Eğer sonra bakın kutsal kitaba. Karşıdaki kişi doğru mu söylüyor? Kutsal kitaba göre mi konuşuyor? Değil mi? Ha, karşıdaki kişi kutsal kitaba doğru, göre konuşuyorsa o zaman demek sorun sizde. Sakın Tanrı'yı suçlamayın. <laughs> <laughs> Tanrı yenilirsiniz. <laughs> Tanrı'yı suçlamayın ve Tanrı'yla yarışa girmeyin. Kaybedersiniz. O zaman deyin ki Tanrım sen beni değiştir. Nasıl değişeceğim bilmiyorum ama lütfen benim için çalış ve beni değiştir. Çünkü ben bunu artık böyle yaşamak istemiyorum. Amin. Matta 6'da diyor ki 33-34 siz önce Öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarın olsun. Her günün derdi kendine yeter. Amin. Önce Tanrı'nın egemenliğini de izleyelim. Ve kaygılandığımız her şey bize verilecektir diyor. Yani bilmiyorum sizi ama ben ilk iman ettiğim zaman bu ayet pek hoşuma gitmiyordu. Çünkü yani Tanrının egemenliği yanında başka şeyler de önem taşıyordu benim için. <laughs> ve böyle ısrarla diyor ya öncelikle siz Tanrının egemenliğinin ardından gidin ve ondan sonra bütün bunlar verilecektir. Kaygı duyduğunuz şeyler verilecektir ve bu yani biraz olgunlaşma süreci de aynı zamanda. Ama gerçek bu ki önce Tanrının egemenliğinden gittiğin zaman sahip Olmak istediğin ve ihtiyacın olan ve her şey peşinden arkandan geliyor. Bu tecrübe etmemiz gereken bir şey. Etmeliyiz ve edebiliriz. Önce Tanrı'nın egemenliğinin ardından gidiyoruz ve ondan sonra bütün her şey, istediğimiz ve ihtiyacımız olan her şey bizi takip ediyor. Yani sen Tanrı'nın egemenliğini takip ediyorsun ve isteklerin, ihtiyaçların seni takip ediyor. Bu daha sağlıklı, daha güzel bir şey. İmanlı yaşam için. Ve üçüncüsü de sadakat meyvesini nasıl geliştirebiliriz? Tanrı'nın içimizde yaşadığının farkında olarak. Bu çok bir şey, büyük bir olay. Çünkü kilise halkı olarak asla yalnız olmadığımızın farkında olmamız lazım. Çünkü İsa bunun farkındaydı. İsa diyor ki, Yuhanna 8. bölüm 29'da, Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Ama birçok kişi de yalnız olduğunu düşünüyor. Özellikle de sorunlarıyla baş etmeye çalışırken. Diyor ki bu sorun üstesinden kalkamam ki. Benden çok büyük, beni çok aşan bir şey. Kendi başına bunu nasıl başarabilirim? Başaramam, mümkün değil. Çünkü kendini yalnız görüyor. Diyor ki ben bu sorunun üstesinden tek başıma gelemem tek başıma gelemiyorum da. Halbuki Filipililer 2:13'te diyor ki çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Bu sözün esinlemesini aldığımız zaman bizi tanrıyı hoşnut etmeyi eden şeyi hem istememiz için hem de bunu yapmamız için bizde etkin olan Tanrı'nın kendisi. Yani Tanrı yolunda yürümeyi Tanrı bize istettiriyor. <laughs> Ve Tanrı yolunda yürüyebilmeyi Tanrı bize aa, ba başarmamızı sağlıyor. O yüzden yalnız değiliz. İçimizde yaşayan İsa Mesih'i ölümden dirilten aynı güç ve içimizde olan bu güç sayesinde her tür şeyin üstesinden gelebiliriz. Çünkü yalnız değiliz. Yani imanlar bu aa, esinlemeyi bir kez aldığı zaman zaten yalnız olmadığını farkına vardığı zaman ve her şeyin üstesinden gelebilirim. Çünkü Rab benimle birlikte. Ve bu özellikle Filipililer. Yani eğer kendinizi böyle düşünüyorsanız ve böyle hissediyorsanız bu Filipililer ayetini bir yere bir kağıda yazın ve evin bir yerine yapıştırın. Diyor ki kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'nın kendisidir. Yani Tanrı'nın yolunda yürümeyi o zorlukların üstünden gelemediğiniz o zorlukların üstesinden gelme isteğini veren de Tanrı bizim içimizde. Ve bu zorlukların üstesinden bizim gelmemizi sağlayan bu güç de Tanrı'nın kendisi. Peki biz ne yapıyoruz? Biz sadece Tanrı'nın bizim aracılığımızda işlemesine izin veriyoruz. Diyoruz ki, Rab, bunların üstesinden gelemiyorum. Bana yardım et. Bunların üstesinden gelmek için, gelmek istiyorum. Ve bana yardım et. Yani bir kere istediğiniz zaman, ve Tanrı'nın işinizi olduğunu bildiğiniz zaman bunların üstesinden gelebileceksiniz. Bu ayet bu demek. Paulus bu konuda esinleme almıştı. Çünkü böyle söylüyor. Elçilerin işleri 17-28'de. Paulus bunu iyi biliyordu. <laughs> ve böyle söyledi. Onda, nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Rab'de yaşıyoruz. Ve Rab'de hareket ediyoruz ve Rab'de varız ve Rab'bin içindeyiz yani. Yani Rab orada bir yerde ve ben burada yalnız bir yerde değil. Rab'bin içindeyiz. Mikrofonu dağıtacağım şimdi. Rab'bin <laughs> içindeyiz. Onda yaşıyoruz, onda hareket ediyoruz. Onda varız. Amin. Ve 1. Yuhanna 4.4'te diyor ki, yavrularım siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Amin. Böyle yani yolda giderken de böyle yaşayın. Bende olan dünyadakinden üstün. Yani yolda giderken de böyle düşünün. Ve aile ailenizin içindeyken evinizi de böyle düşünün. Bende olan dünyadakinden üstün siz bunun farkında olmayabilirsiniz belki ama yanınızdan geçen cinler bunun çok gayet iyi farkında. Bende olan dünyadakinden üstündür. Yanınızdan geçen cin, cinler bunun çok iyi farkında. <laughs> ama belki siz bunun farkında olmayabilirsiniz ama bunun farkında olarak yaşamamız lazım. Amin. Çünkü yani gerçekten ruhsal bir dünya var. Ve ruhsal bir dünyada ruhsal güçler var. Ve kötü güçler sizin içinizdeki kutsal ruhu görüyorlar. Ve gördükleri içinde bunu belli ediyorlar gördüklerini. Ve bundan rahatsız oluyorlar ve rahatsız olduklarını belli ediyorlar. Ama siz ne yapacaksınız? Benim içimdeki dünyadakinden üstündür diyeceksiniz ve o şekilde yaşayacaksınız. O şekilde hareket edeceğiz. Amin. Bu iki kez bunun farkına vardık mı o zaman şöyle diyebiliriz. Romalılar 8.31. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Amen. Başka bir ayette Paulus şöyle söylüyor. Romalılar 8.35'te. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Hiç kimse. Mesih'in içinde yaşıyoruz. Tanrı'nın içinde yaşıyoruz. Amin ve o içimizde yaşıyor. Hani matematikte vardır ya böyle şey iç içe geçmiş halkalar. <laughs> i̇şte biz o kesişen halkaların ortasıyız. Tanrı içimizde yaşıyor ve biz Tanrı'nın içinde yaşıyoruz. Böylece Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Kim bizi Mesih'in sevgisine ayırabilir? Hangi probleminiz siz, sizin üstün, üstünüzden gelebilir yani? problemin sizin, üst, sizin üstünüze gelebilir. Bastırabilir sizi. Altında ezilebilirsiniz. Hangi problem? Hiçbir problem. Amin. Amin. Bu, bu esini almamız lazım imanlar olarak. Bu, bu esini bir kez aldığınız zaman, bir kez. Bu esini bir kez aldığınız zaman... O şekilde yaşıyorsunuz çünkü. Kendinize olan bakışınız değişiyor. Ve kendinize olan bakışınız değiştiği zaman sözleriniz de değişiyor. Eylemleriniz de değişiyor, yaptıklarınız da değişiyor. Çünkü artık kendinizi problemlerin altında ezilen bir kişi değil ama Tanrı ile birlikte her şeyi başarabilirim gözüyle görüyorsunuz, görmeye başlıyorsunuz ve dolayısıyla sözleriniz de değişiyor yenilgi yerine zafer konuşmaya başlıyorsunuz. Amin.